Kıymetli arkadaşlar, bu haftaki dersimizde temel çekim ölçeklerinden bahsedeceğiz. Şimdi isterseniz temel çekim ölçeklerinden kısaca bahsedelim. Temel çekim ölçekleri, çekim ölçeklerinden genel çekim ve uzak çekim daha çok ortam merkezli, diğerleri de kişi merkezli çekimlerdir. Ortam merkezli çekimler daha çok tasvirlerde, dramatik yapıyı meydana getiren olguların içinde geçtiği çevreyi belirtmede kullanılır. Kişi merkezli çekimler ise daha çok psikolojik durumları anlatmada kullanılır. Bir uzak çekim ufka kadar uzanan çok geniş bir dekoru içine alabilir. Bir şehrin uzaktan kuş bakışı uzak çekimi örnektir. Genel olarak böyle bir çekim aynı yerin daha yakından alınmış çekimlerine bir başlangıç, giriş niteliğindedir. Sonraki çekimlerin hangi dekorun, mekanın içinde yer aldığını göstermede kullanılır. Çoğu yönetmen ve kameraman çalışmalarında sadece genel çekim, boy çekim, yakın çekim gibi terimlerle hareket ederler. Oysa birçok çalışmada bu terimler yetersiz kalabilir. Bunlara benzer görece terimlerin anlamları kişilere göre değişmektedir. Bir kameramanın boy çekimi olarak düşündüğü bir başkası için diz çekimi olabilir. Kameramanın konuya olan uzaklığı ya da objektifin odak uzunluğu yapılan çekimin tipini belirlemez. Uzaklıkla çekim kapsamına giren alan bir insan yavrusunun yakın çekimi yapıldığında başka, bir fil yavrusunun yakın çekimi yapıldığında başkadır. Çekim konu olan objeye ve görüntünün çekim alanına oranla büyüklüğüne göre tanımlanmalıdır. Baş çekimi denildiğinde ister fil isterse insan başı olsun, ekranı kaplayacak bir baş görüntüsü düşünülmelidir. Çekim ölçeği denilince kare içindeki nesnenin kareye orantılı olarak büyüklüğü anlaşılmalıdır. Çok sayıda sınıflandırma yapılmakla birlikte ben aşağıdaki biraz sonra sunacağım bir sınıflandırmayı tercih ettim. Alışılmış bir film ya da televizyon yapımı bu çekimlerin tümünü kullanarak sahnelerini oluşturabilir. Bu sıralamanın dayandığı mantığın şu aşamalardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Bunlar sapta sun ve vurguladır. Bunlar kısaca filmin nerede, kim ve ne yönlerini izleyiciye anlattığını vurgulamak için kullanılmaktadır. Pembe kardeşlerim, şimdi sapta sun ve vurgula nosyonlarını biraz daha açmaya çalışalım. Sapta kavramı nerede olduğumuzu bilmek ve değişik şeylerin birbirlerine göre konumlarının ne olduğunu belirleyebilmek için fiziki çevreyi tanıma gereksinimi duyarız. Burada önemli olan genel çekimdir. Bu çekim sahneyi ve tüm olarak fiziki ilişkileri gösterir. İkinci kavramımız sun kavramı e Varsayılım ki bu sahnede insanlar vardır. Bunların kimler olduğunu bilmek ister seyirci. Genel çekim herhangi bir kişinin kim olduğunu belirleyemez. O nedenle daha yakından bir bakışa ihtiyaç duyar seyirci. Ve o zaman da insanların fiziki niteliklerini gösteren boy çekim ya da diz çekimlerini kullanabiliriz. Üçüncü kavramımız vurgula kavramı dramatik ya da tematik olarak vazgeçilmez bir şeyi öne çıkarmak istersek en kolay yol göğüs çekimi kullanmaktır. Göğüs çekimi çoğunlukla hareketi başlatmak için kullanılan fazlasıyla dinamik bir araçtır. Göğüs çekimi bir tepkinin olmasını, bir önceki şeyin doğal sonucu olarak ortaya çıkan bir şeyin bulunmasını gerektirir. Herhangi bir şey ön plana çıkarıldığı zaman bunun daha sonra olacaklar açısından önemi bulunduğu beklentisi içine girmektedir seyirci. Anlayabilmek için değerli öğrenci kardeşlerim bir örnekle açıklayalım. Neredeyiz? Örneğin bir bankada. Bu bir genel çekimdir. E kimi görebiliyoruz? Bankonun önünde uzun boylu iri giyimli bir kadını. Burada da boy çekim ya da diz çekimin kullanılması tavsiye edilir. Ne yapıyor? Çantasından bir tabanca çıkardı. Burada göğüs çekim ya da bel çekimi tavsiye edebiliriz. Burada hareket başlamıştır. Bunun tam tersi bir sıralama da yapılabilir. Önce ayrıntı gösterilir. Sonra kişi ve daha sonra çevrenin geneli. Bu sıralama seyircinin daha çok meraklanmasına yol açar. Yani biraz önce ayrıntıdan başlayıp genele geçen sıralama, anlattığım sıralama seyircide merak oluşturmaktadır. Çünkü çekimlerde verilen bilgi sınırlıdır. İzleyici kafasında uyanan soruların yanıtlarını bulabilmek için bir sonraki çekimi beklemek zorundadır. Fakat er ya da geç büyük olasılıkta birçok kez olayın geçtiği yerin gösterilmesi, saptanması gerekmektedir. Saygıdeğer öğrenciler, şimdi çekim ölçeklerini ve ne tür etkiler yarattıklarını ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Öncelikle benim değerlendirme tarzımda genel olarak 8 tane çekim ölçeğinden bahsedebiliriz. Bunlar nelerdir? Uzak çekim, genel çekim, toplu çekim, diz çekim, bel çekim, omuz çekim, yüz çekim ve ayrıntı çekim. 8 tane çekim ölçeğinden bahsedeceğim sizlere. Bunlardan birincisi, ayrıca bunları genelden özele şekliyle de sıralayabiliriz. Birinci çekim ölçeğimiz uzak çekim. İsminden de anlaşılacağı üzere sevgili arkadaşlar uzak bir mesafeden geniş bir alanın gösterildiği çekimlere uzak çekim denilmektedir. Her ne zaman bir olay ya da bir ortam e, geniş bir alan içinde gösterilerek izleyicinin etkilenmesi isteniyorsa bu çekim kullanılabilir. Çok geniş açılı durağan bir çekim genellikle uzak çekim ölçeğindeki kameranın çevrimme hareketiyle elde edilen görüntüye göre daha iyidir. Çevrimme ilginin çoğaltılması ya da ortam veya hareketin daha çok tanıtılması için kullanılabilir. Durağan çekim harita türü bir görüntü istendiğinde ortamın yüzey şekillerini tanıtacağından tercih edilir. Çok uzak çekimler yüksek bir noktadan yapıldığında fazlasıyla iyi sonuçlar vermektedir. Bir binanın çatısı, bir tepe ya da bir uçak bu tür çekim için uygundur. Büyük bir çiftlik, bir askeri üs, ...bir sığır sürüsü, bir gemi konvoyu, yürüyüş yapan askeri birlik gibi konular... ...filme ya da belli bir ayrıma başlarken açılış çekimler olarak kullanıldığında... ...uzak çekimler ziyadesiyle etkili olabilmektedir. Bu çekimler seyirciyi daha sonra gelecek olan çekimlere hazırlayan bir ambiyans yaratırlar. Seyirci uzak çekim olmadan olayın geçtiği yer ve kişilerin konumlarını durumları konusunda bilgi sahibi olamamaktadır. Girişler, çıkışlar, temel hareketler, uzak çekimlere geçmek için iyi birer nedendir. Olanak bulunduğu takdirde filmlere büyük ölçekli uzak çekimlerle giriş yapıp seyircinin ilgisini filmin başındayken çekmekte fayda görülmektedir. Çok uzak çekimler Karakterler tanıtılmadan, öykü deseni kurulmadan önce olayın geçeceği alanı tümüyle izleyiciye göstermek açısından da yararlıdır. Filmin başlangıcında izleyiciyi yakalamak için bu çekim ölçeği kullanılmalıdır. Bu tür bir çekim ölçeği 35 milimetrelik kameralarla yapılan film çekimlerinde ender olarak kullanılmaktadır. Yoğun olarak kullanıldığı alan daha çok sinemaskop olarak tarif ettiğimiz geniş perde çekimlerdir. Konu olarak doğa, seyahat ve macera filmlerinde bu çekim ölçeği tercih edilmektedir. Gerçekçi filmler genellikle büyük görüntülere bağlı kalmaktadır. Uzak ve çok uzak çekimler bu tür filmlerde yani gerçekçi filmlerde daha fazladır. Bu filmlerde belirli oranda diz çekimlerinin kullanıldığını da görebilmekteyiz. Bu tür filmlerde insanlar çevrelerinin bir türevi olarak kabul edilir ve çevrelerinden soyutlanmazlar. Bir filmin tümüyle çok uzak çekimlerden oluşması az rastlanan bir olaydır. Bu tür örneklerden biri Angela Pulos'un The Travelling Player adlı 4 saatlik siyasi tarihi filmidir. Televizyon yapımlarında uzak çekim, Az kullanılan bir ölçek, ölçektir. Televizyon ekranının küçük olmasından dolayı ayrıntılar iyice kaybolacağından bu çekim ölçeği tercih edilmemektedir. Tonlar, gölgeler seçilemeyeceği için özellikle ayrıntıların önemli olan çekimlerinde bu tür çekim ölçeği kullanılmamaktadır. Müzik